Koltuk şu anda sıcak. Sıcak olduğu için leke ne yapıyor? Otomatikman kendini bırakıyor. Bıraktıktan sonra da tabii ki temizliğini yapıyoruz ama kimyasal kullanmıyorum. Arkadaşlar motorumuzun şu anda motor korumasını yaptık. Yalnız daha silmedik. Çünkü daha üzerinde duruyor. Kuruduğu zaman tabii ki ince bir temizlik daha yapacağız. Şu an her şey ortada. Şimdi arkadaşlar buhar ile arabanın dışı nasıl yıkanır onu öncelikle bir söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar buharı tabii ki arabadan 30 santim kadar uzak tutacağız. Tabii ki temiz bez her zaman 1-2 tane olması lazım. Bunu bitirdikten sonra ne yapacağız? Üzerinden tekrardan temiz bezle gezeceğiz. Şimdi bazı arkadaşlarımız ne yapıyor? Direkt elindeki çamurlu bezi getiriyor arabaya sür Allah sür. O şekilde araba yıkanmaz arkadaşlar. Kuru bez muhakkak 3-4 tane olması lazım arkadaşlar. Olmadığı zaman arabada sıkıntı yaşarsın. Ama olduğu zaman arabada hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsın. Evet arkadaşlar, beni sadece şuradan şunu demek istiyorum. Ben hiçbir zaman olsun milleti farklı bir şekilde yönlendirmem. Ben kullandım kullanalı ve açık konuşayım. Ben buharı kullandım kullanalı. Kimyasal olarak sadece ne alıyorum biliyor musunuz? Motor koruma ve iç plastik aksam koruması. Başka bir şekilde, hiçbir şekilde ben buralara kimyasal kullanmıyorum. Emin olun kullanmıyorum. Çünkü buhar çoğu şeyden sizi mahrum ediyor. Ve ne yapıyor? Paranız cebinizde kalıyor. Toptancıya çalışmayın arkadaşlar. Kendinize çalışın ya. Ve Almanya'dan, Hamburg'dan herkese kucak dolusu selamlar, saygılar arkadaşlar.